İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 21. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan şey ne? Düşünmek. Öyleyse birlikte düşünelim. Bu akşam yine değerli konuklarla sizle birlikte olacağız. Merhaba. İkinci programda bir aradayız. Bu akşam konularımız var ve konuklarımız var ve birlikte düşüneceğiz. Konulara geçmeden önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum ben. Gazeteci Mehveş Evin bizimle bu akşam. Ve İstanbul Milletvekili, CHP Milletvekili İlhan Cihaner bizimle. Konular deyince de şöyle bir haftayı gözümün önünden de geçiriyorum. Ve en sıcak, en taze konu ve en aslında skandal boyutu en büyük konulardan biri. Bu FETÖ itirafı geliyor benim aklıma hemen. Bugünkü olay, taze olay. Ondan sonra aslında aylardır sürmekte olan, ısıtılan, soğutulan Ayasofya tartışması var. Tabii ben bunu önem sırasına göre söylemiyorum. Yani şöyle baktığım zaman bekçi meselesi var. Yani bu bekçiler iktidar güvenini yitirdiği için ve güven telkin etmediği için bekçiler konusu aslında normal bir ülkede bu kadar da tartışılmaması gereken bekçiler konusu bugün. Aynı zamanda normal bir ülkede bekçi diye bir ihtiyaç da var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani bu biçimiyle öyle bir ihtiyaç var mı? Onu bence o da tartışılır. Çocukluk anılarımıza falan kadar gidebiliriz. Ben aynı zamanda İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek'in ifade vermeye çağrılmalarını da önemsiyorum bu arada. Bunları da tartışabiliriz. Çünkü bunlar da bence başka gelişmelerle bir arada ele alınması gereken gazeteci tutuklamaları, CHP'lilerin her fırsatta mesela tutuklanması, hapse konulması gibi son zamanlarda iktidarın hızla artan oranda şiddetini arttırması, baskısını arttırmasının yeni alametleri olarak görülmeli ve tartışılmalı. Ben dilersen bu haftayı bütün gün önüme döktüm neler olmuş bitmiş diye. Çünkü dünyanın başka bir ülkesinde belki bir yılda yaşanacak olaylar bizde bir 24 saatte yaşanıyor. Bazen bir gün önce yaşadıklarımızın ürkütücülüğü ertesi güne kalmıyor. Ben tartışma zemini olarak bu Kadri'nin yaptığı vurguyu da önemseyerek FETÖ ikrarı diyebileceğimiz meseleden başlamak istiyorum. Orada şunu biraz irkiltici bir şekilde ortaya koyarak tartışalım isterim. Şimdi Türkiye'de en son hafta başında Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in tutuklanmasıyla birlikte gözaltına alınması yani tutuklanma demeyelim çünkü dil alışkanlığı olup yönlendirme olmasın. Gözaltına alınmanın da fiili tutuklanma 4 gün bile olsa olduğunu düşünüyorum ben. Anlamsız bir şey. Barışlar, Murat Ağrel, Yeni Yaşam Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız derken bir anda şu duyguya kapıldık. Biz bütün bu uygulamaları aslında Fethullahçı organizasyon döneminde görmüştük. Şu sahtekarlığı da yapmayalım. Fethullahçı dönem deyip işi kolaylaştırmayalım. O Fethullahçı dönem AKP ile birlikte kol kola sürdürülen bir dönemdi. Yani biri diğerinden daha masum değildi bence. Nitekim bugün dün onun belgesi şu ortaya çıktı. Eski dosyalar açıldı ve AKP'li Emre Cemil Ayvalı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan geçmişte de bir takım kitapları falan vardı. Bir tür propaganda bakanı yardımcılığı yapan bu kişi dedi ki darbeci Kemalistlere karşı biz iktidara geldiğimizde bir adam bile atayacak gücümüz, irademiz yoktu. Dolayısıyla yapacağımız tek şey bu süreçte Kemalist tırnak içerisinde bu darbeci kadroları etkisiz hale getirebilmek için bir ortak gerekiyordu. O zaman da FETÖ ile işbirliği yaptık. Lakin onlar büyük felaket çıktılar ve iş bugünlere kadar geldi. Bunun şöyle altını çizelim. Daha sonra eğer yanılmıyorsam istifa etti bu kişi. Fakat şu içimizi rahatlatacak mı? Tam da o süreçte görevdeyken görev makamı basılan bir savcı ve bu kumpasın tam da muhatabı olmuş bir kişi, bundan dolayı hapis yatmış bir kişi, yani doğrudan muhatabı olmuş bir kişi ne hissetti? Bir kere bunu bize anlatır İlhan Cihaner. Ama bize şu veriyi de sunması açısından önemli, öyle başlayalım konuya. Aslında karşımızda bir yöntem var. Ve bu yöntem kişiler değişiyor fakat netice itibariyle yarattığı ağır hasar her gün devam ediyor. Bugün de geldiğimiz noktada İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız
sorunuyla birlikte, ki içeride olan başka arkadaşlarımız da var. Kadri de çok haksız bir şekilde uzun süre hapiste bulunduğunu da düşünürsek. Dolayısıyla isterseniz İlhan Cener, sizden başlayalım. Bu süreç hani dejavu deniliyor ya, biraz oraya denk getiriyor ama Türkiye'de bence tartışılması gereken bir mesele şu, bunu da soru olarak yöneltmek isterim. O döneme dair değerlendirme yapılırken siyasi iktidar sanki bu konunun muhatabı ve sorumlusu değilmiş gibi, şimdi terör örgütü sıfatı almış cemaatin, ki bence o gün de terör örgütüydü, bugün de terör örgütü, cemaatin üzerine yıkılıp siyasal bir sorumluluk alınmasından kaçılıyor. Biraz bunu da konuşmamız gerekmez mi diye de tartışmayı başlatmak istiyorum, izin verirseniz. Estağfurullah. Tabii yani şunu da unutmamak lazım bir yerde hatırlatmak açısından. İlker Başbuğ bu siyasi ayak konusunu araştırılmalı diyerek Şubat ayında gündeme getirdiğinde, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ardından benzer yönde açıklamalar yapmasından sonra darbe söylentileri var diye bir şaiye yayıldı. Yani darbe söylentileri aslında yoktu ama birileri çıkıp bize darbe söylentileri var diyordu ve de bunun mesnedi olarak Başbuğ'un açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi ayak açıklamalarını gösteriyordu ki bugün de işte dün akşamki programda tam ifadesiyle FETÖ'yle kol kola girdik ifadesini kullandı. Tabii aslında enteresan büyük bir skandal gibi gözüküyor ama bir yerde de bizim yıllardır söylediğimiz... Bu arada sözünü kesiyorum ama Ahmet Hakan'ın programında Abdülkadir Selvi'nin de o andaki fotoğrafından belli yani. O dörtlü o dörde bölmüşlerdi ekranı. Evet. Abdülkadir Selvi'nin yüzüyle yani yüz ifadesi zaten anlatıyordu her şeyi. Abdülkadir Selvi'nin hepimizin hayatında bu türden önemli bir işlevi var. Bir ifadeyle aslında durumu özetliyor. Belki gazetecilik bağlamında tarihte yeri ve önemi tartışılır olacak ama ifadeleri açısından ona çok şey borçluyuz. Bu kadar konuşmamız yerine o ifadeyi versek. Evet, İlhancı. Evet, yani gerçekten bence bizim için bir şey ifade etmiyor bence o açıklama. Zaten biz Kadri Bey'in dediği gibi yıllardan beri tekrar ettiğimiz şey bu. Ben bu yaşadığımız süreci Fethullah Gülen'siz Gülenist rejim tanımlamasıyla özetlemeye çalışıyorum. Yani Fethullahçılar ne yapıyorsa, yani AKP ile Fethullah beraberken o dönemi aslında belki de MİT krizi ya da 17-25 Aralık'a kadar çekmek lazım. Onun öncesinde ne yapılıyorsa aslında beraber yapıyorlardı. Yani hatta belki de AKP'nin sorumluluğu siyasi olarak yönetme hakkını seçmenden aldığı için Fethullahçılara göre daha ağırdı. Çünkü eğer bunu bir Cumhuriyet Savcısı olarak ben biliyorsam, gazeteci olarak sen biliyorsan, dillendiriyorsan, işte sizler dillendiriyorsanız, bu bilginin onlarda olmaması mümkün değildi. Yani biz 17-25'ten sonra, yani AKP tırnak içerisinde bu duruma uyandıktan sonra bizim yeni öğrendiğimiz bir şey oldu mu? Olmadı. Zaten yıllardan beri söylediğimiz, telaffuz ettiğimiz, uyarmaya çalıştığımız, işte benim soruşturmaya çalıştığım mevzulardı bunlar. Dolayısıyla bizim biraz bu araştırma, daha doğrusu bu açıklamanın AKP'nin içinden biri tarafından gelmesi dışında bence çok da bir bizim için yeni bir şey değil. Peki oradan geldiği için AKP'nin önemli. İçinden gelmiş olması, özür dilerim, AKP'nin içinden gelmiş olması belki biz bunun muhatabı olan, mağdur olan insanlar açısından yeni değil ama bir anlamda AKP'nin tabanı evet, önemli olmaz şu mı? An, çok önemli. Şu anda kurgulamaya çalıştıkları, işte bu işin sorumlusu aslında biz değiliz. İşte hatta neredeyse ellerini yıkayıp kenara çekildiler. Neredeyse CHP'yi Fethullahçı olarak kodlamaya başladılar. Yani o boyutta bir dönüşüm sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda önemli. Yani artık bundan sonra ister sözün şehvetine kapılarak söylesin, ister bilgiye dayansın o arkadaşımızın söylediği, artık AKP siyasi ayak tartışmasında hiçbir şey söyleyemez. Çünkü burada bir bilinçli bir birlikteliği ortaya koydu. Bazı şeyler unutuldu. Hatırlayacak olursanız Yalçın Akdoğan açıkça şöyle demişti. Hani o
Erdoğan'ın neredeyse gözyaşı dökerek bitsin bu hasret dedikler falan bir tarafa bırakalım. Yalçın Akdoğan demişti ki biz cemaatle aynı hedefe farklı kulvarlarda yürüyen iki ayrı yapıyız demişti. Yani o hedef neydi? Ve bu orada kendilerini işte kandırıldık falan diye kodlamıyorlardı. Orada bir hedefleri vardı, beraber yürüyorlardı ve bu benzer açıklamalar daha önceden de olmuştu. Ama bu özellikle 15 Temmuz sonrasında ellerindeki o devasa propaganda aygıtıyla kendi sorumluluklarını neredeyse ikincileştirdiler. Hatta ortadan kaldırdılar. Şimdi burada da aslında yeni bir kurgunun itirafı oluyor. Bence asıl önemi bu açıklamanın. O kurgu ne? Ülkede aslında Ergenekoncu diye işte askeri vesayet vardı, şuydu buyu vardı. O da bizim için tehditti. Biz de orada asıl tehdide karşı bir işbirliği yaptık diyerek aslında bence yeni bir söylemi inşa etmenin itirafı olarak görüyorum ben. Onun için önemli. Belki bu bağlamda işte müesserlerin, işte AR'lerin, barışların falan, işte yeni yaşamdaki arkadaşların gözaltına alınmalarını, işte onlar hakkında davalar açılmasını da belki de buna bağlamamız lazım. Yani şu anda bence o kurguyu yapmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de bilerek yapılmış bir şey mi diyorsunuz? Yani, bu hayır, ben onun itirafı olduğunu, yani bir boşa düşerek yani, itiraf ağzından ettiği, kaçmış bir şey. Yani yeni kurgulamaya çalıştıkları şey şu. Ya bu kurgu davalar değildi o süreç. Aslında o ciddiydi ama sulandırıldı. Yani bence bunun bu bakış açısının bir çeşit itirafını yaptığı için önemli görüyorum. Ben dün valla bu videoyu izlerken şu duyguya kapıldım. Yani masada kendi aralarında konuştukları ve günlük sıradan olarak herkesin bildiği bir şeyi ekranda olduğunu unutup toplumla paylaşmak. Aynen. Yani ben yeni tekrar vurgulamak istiyorum. Yeni süreçte şunu topluma anlatmaya çalışıyorlar. Yani kendi tabanlarında yakalamak hem de biraz önce örneğini verdiğimiz operasyonları haklılaştırmak için. Yani bu ülkede zaten bir Ergenekon diye bir şey vardı. Onların tanımladığı anlamıyla işte Balyoz doğruydu, işte Ergenekon davası doğruydu, KCK davası doğruydu, işte bu absürt davaların tamamı doğruydu. Ve biz aslında onlara dönük olarak öyle bir tehdit vardı. Şeyle kendi kadrolarımızda olmadığı için cemaatle işbirliği yaptık. Şimdi bunu dikkat ediyorsanız son zamanlarda çok telaffuz etmeye başladı. Bu ileride cemaatle yeni bir işbirliğine dönüşür mü? Bence biraz onlara da belki kafa yormak lazım. Yani 17-25 Aralık olmasaydı hepimiz biliyoruz ki şu anda AKP ile cemaat o hedefledikleri amaca doğru beraber belki aynı kulvarda yürümeye başlamış olacaklardı. Onun için şu anda kullandıkları yöntemler, işte o AKP'yi temsil ettiğini düşündüğümüz kişinin yaptığı açıklama buna dair bence bir itiraf, bu anlamıyla önemli. Ama bize, bana şahsen zaten yıllardır dillendirmeye çalıştığımız şeyler bunlar. Şöyle tabii, darbeci Kemalistler sözcüğü enteresan. Bu sözcüğün kullanılmasının altını çizmek lazım. Çünkü kumpas, dediğiniz gibi kumpas davalar ifadesini onlar da bir süre kullandılar. Özellikle işte daha önce Fethullahçılarla beraber operasyon çektikleri kesimlerle şimdi yani 17-25 Aralık'tan sonra özellikle açık savaşa dönüşen o eski ortaklarla, eski ortayla mücadele sırasında onları yanlarına çekmek için kumpas dediler, kumpas dava dediler, beraatlerle sonuçlandı vesaire. Şimdi ise yeni bir yönelim söz konusu, özellikle CHP hedefte. Ve bu kumpas davalar dedikleri aslında tabii ki öyle olan davalara bir gerçeklik atfetmek için darbeci Kemalistler sözcüğünü kullanıyor. Darbeci Kemalistler ortada, aslında kumpas davalarında darbe yoktu ortada. Ki yani Kemalistler olabilir fakat ortada darbe yoktu. Bunun içine başka birkaç daha itiraf var. İtiraf anlamında kullanılan kavramlar. Bir tanesi o kadromuz yoktu diyor ya. Tamam, o bir simbiyosis, yani farklı türden varlıkların birbirleriyle kapasitelerini değiş tokuş etmeleri, ortak yaşam formu kurmaları, kadrosu yoktu. Onun da emniyette ve yargıda kadrosu vardı. Devlete adam alamıyorduk
diyor. Ve işte diyor ki mesela işte bir müsteşarın şu kadar sene bürokraside görev yapmış olması gerekiyordu. Bakın bugün gelinen noktada artık devlet kurumsuzlaştırıldı. Aslında kurumların içleri boşaltıldı. Kurumsal işlerlik ortadan kaldırıldı. Ve müsteşar denen aslında devletin hafızasını teşkil eden, her kurumun, her bakanlığın hafızasını teşkil eden çekirdekten yetişme bürokratlar tasfiye edildi. Çünkü artık müsteşarlar yok. O makamlar siyasallaştırıldı. O makamlar doğrudan AKP'liler tarafından yani atama yoluyla yatay geçişlerle dolduruldu. Ve devletin hafızası yok edilmekle kalmadı. Kurumlar da bu şekilde tasfiye edildi ve bürokrasi bir kariyer olmaktan çıktı. Çünkü gelinebilecek mesela dışlarına gelinebilecek en yüksek seviye nedir? Büyükelçiliktir. Sonra müsteşarlıktır. Diğer bakanlıklarda da bürokraside de müsteşarlıktır gelinebilecek en yüksek seviye. Bu açıdan aslında çok 30-45 saniye neyse kaç dakikalık bölüm çok öğreticiydi. Çok orada belki de biraz önce bahsettiğiniz İlker Başbuğ'un işte ifadeye çağrıldığı suçlamaya da aslında işaret eden bir şey var. Şimdi İlker Başbuğ ne dedi? Ne için çağrıldı ifadeye? İşte yasama organı Fethullahçı yapılanmanın istediği şeyleri çıkardı değil mi? Özetle böyle bir iddia nedeniyle suçlandı İlker Başbuğ. Şimdi onun da itirafı. Yani diyor ki cemaatçi kadroları getirmek için biz yasaları değiştirdik. Yani 12 yıllık kariyer mesleğini o koşulu kaldırıyorsanız nasıl kaldırıyorsunuz? Yasa çıkarıyorsunuz. Evet. Ve onun gibi o kadar çok yasa var ki ben şu anda mesela 10 tane yasa sayarım size. Fethullahçı hakim savcılar hatırlayacaksınız Haberal olayında tazminata haksız tutuklama nedeniyle tazminata hükmedilince Fethullahçı hakim savcıların talebiyle yasa değiştirildi ve bu tazminat davalarının haksız gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle açılan tazminat davalarının doğrudan hakim savcılara değil devlete karşı açılma hükmünü getirdiler. Ve önlerini açtılar. Ondan sonra rastgele gözaltılar. Ondan sonra çünkü doğrudan hakim savcıya tazminat açıldığı zaman tedirgin oluyorlardı haliyle. Çünkü hesabını kendi verecekti. Yasayı değiştirdiler. Tam bu tartışmalar varken Haberal tutuklandığı zaman haksız tutuklamadır dedi mahkeme. Zekeriya Öz'ü tazminata mahkum etti ve yasayı değiştirdiler. Üstelik geçmişe dönük olarak değişti. O zaman şöyle, bunun gibi onlarca yasa değişikliği var. Bunu açalım. Ben Mehveş'e evet, bu konuda sözü vereceğim. Bir tabii, hatırlatma yapıp vereyim. Tabii, belki oradan da yürümemiz gerekir. O satır arasında benim dikkatimi çeken de bir mesele de Kemalist darbeciler meselesi. Onu da ben güncelleyerek şuraya getirmek istiyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerli ve milli vurgusunun içerisinde MHP var, AKP var. Ama yanında biraz flu olmakla birlikte Doğu Perinçek ekolünün de içinde olduğu, bugün de bugün de gazetelerde bir takım ilanlar çıkıyor işte HDP kapansın diyen. Evet. Aslında bir dönem Kemalist darbeci diye belki de tarif edilen kimseler de var. Ergenekon dava dolayısıyla belki oranın da zihnini açmak açısından ilginç olabilir. Çünkü bunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Mehveş'ten sonra bu konu üzerine biraz bu sanal darbe bir de gerçek darbeyi de konuşalım. Gerçek darbe yasalarla da yapılabilir. Onu da konuşalım. Tabii. Şimdi şu konuda katılmıyorum size Enver Bey. Bu yani aslında herkesin bildiği sır AKP tabanı açısından bile burada bir sürpriz yok. Yani burada bir itiraf var, ağızdan kaçma meselesi var ama Türkiye'de herkes biliyor. Yani kandırıldık diye anlatılmış bir ortaklıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani İlhan Ciğaner'in söylediği gibi yani yeni bir dönem ve operasyonları haklı gösterme çabası var mı? Açıkçası ondan da emin değilim. Çünkü bu yönetim, bu rejim o kadar umarsız, o kadar anayasayı, hukuku, bütün her şeyi ayaklar altına alan o kadar çok şeyi her gün yapıyor ki bunun üzerinden operasyonları haklılaştırmak gibi bir şeye ihtiyacı var mı? Açıkçası şüpheliyim. Yani kalkıp da işte mesela demin başka davalardan bahsediyorduk. Senin soruna da bağlayabilirim orada. İşte mesela İlker Başbuğ'un 2009'daki şeyi yasa değişikliği üzerinden işte 6 AKP'li vekilin suç duyurusu yapması televizyondaki sözleri üzerinden falan.
eski şeylerin KCK, Balyoz, Ergenekon gündeme gelmesi. Şimdi Leyla Güven'le Musa Farisoğulları HDP milletvekilleri, yani bu dokunulmazlıkların düşürülmesi ve tutuklanmaları da geçebiliriz burada. Onlar da bas bas HDP olarak bağırdılar. Bunlar işte KCK davalarının o zamandan kalan dosyalar diye. Pek çok HDP'li siyasetçi şu anda zaten hep Fethullah cemaatinin zamanında açtığı soruşturmaların geriye dönük olarak şimdi kullanılarak buna istinaden gözaltına alıp tutuklandılar, yargılanıyorlar. Yargılandılar, tahliye kararı verildi. Bu değiştirildi. Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorum özellikle. Osman Kavala'da hakeza aynı şey oldu. Gezi davası bizzat izledim. Cumhuriyet davası bizzat izledim. Gezi davası ne oldu? Herkes aslında beraat etti. Ama neden? Osman Kavala içeride tutuldu. Osman Kavala bu sefer casusluk iddiasıyla. Şimdi yeni trend bu. Casusluk. Şeyden de gazetecilerin davasına da geliriz belki daha sonra. İyi olur çünkü önümüzdeki hafta 24'ünde onların da davası var. Yani Barış Terkoğlu, Pehlivan, Yeni Yaşam'daki gazeteciler, Yeni Çağ'daki yazar, bunlar hepsi birden yargılanacak. Dolayısıyla bu tekrardan, yani bu zaten zamanında cemaatin açtığı soruşturmalar, yargılamalar falan vesaire bunlar kullanılıyor. Şunu da hatırlatalım. Evet. Belki izleyicilerimizden bilmeyenler vardır. Geçen hafta ben Meral Danışlı'yla röportaj yaparken altını çizdi. Kimi davalarda, bu sadece HDP'ye yönelik değil, başka davalarda da var. Davanın savcıları ya da hakimleri Fethullahçı oldukları için tabii ceza almışlar. Tabii. Yani yargılı... KCK davalarında soruşturma yapan emniyet müdürleri, dava açan savcılar, duruşma hakimleri, duruşma savcıları neredeyse tamamı Fethullahçılıktan mahkum. Yani. Bu da önemli. Onu evet, da bilir yani. Gezi davasında da mesela sanıklar da o dönemdeki işte bir takım itirafların üzerine kurgulan. Ya yani böyle sayısız dava vesaire var. Dolayısıyla şimdi yeni bir dönem ve yeni bir kendini haklıya çıkarma meşruluk çabası varsa eğer bu rejimin bilemiyorum belki başka şekillerde araması meşruluk çabası var mı? Bence bu da iyi bir konu. Yani meşruluk nereden alacak? Açıkçası bence yok. Bence de yok. Doğru. Yok. Yani bir meşru kime karşı? Meşruiyeti mesela hadi bu tartışmayı buradan da götürelim. Belki Kadri de ilk başta giriş yaparken onu söyledi. İkinci tartışmayı açmış olayım. Bunun devamı olarak mesela şimdi yeni süreç bu casusluk meselesi. Gerçekten çok soyut bir zemine oturuyor. Gazeteciler, belki buna da bir değerlendirme yapabiliriz. Gazeteciler, düşmanı da dahil olmak üzere herkesle görüşür. Amacı hakikati bulmaktır. Bu bir. İkincisi, gazetecinin altın kurallarından biridir. Gazeteciler haberi bekletmez. Lakin haberin doğru zamanda açığa çıkması için zaman geçebilir. Siz bir dosya haber yapacaksınızdır. Belki 6 ay peşinden koşarsınız. Dolayısıyla şu da casusluk anlamına gelmez. İddianameden dolayı söylüyorum. Ocak'ta konuşmuşsun, Şubat'ta konuşmuşsun, Mart'ta konuşmuşsun. Hala haberi yapmadın. Niye yapmadın kardeşim? Ya, haberi yapmadığı için yani ama, buradan çıkması ama casusluk çok bereketli bir şey. İddia biçimi. Hayır, şöyle oluyor bu. Aslında bu casusluk suçlaması Türkiye'yi içine kapatmak amacına hizmet eden bir yani bir enstrüman. Şöyle, yabancılarla görüşen herkes casustur. Bu aslında Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin veyahut böyle kapalı, otarşik, ona öyle denir yani, kapalı, dışarıya, dış dünyayla bağını kesmeye karar vermiş. Bütün bu kapalı, otoriter rejimlerde casusluk çok geçer akçe bir suçlamadır ve esasında doğrudan bu eskiden bazı rejimlerinde de vardı. Irak'ta ve Suriye'de doğrudan yabancılarla temasını, vatandaşların yabancılarla temasını kesmeye dönük bir kullanışlı bir enstrümandır bu. Şimdi burada bu başlıyor Türkiye'de yavaş yavaş. Yani bu otoriter hissiyatın, içgüdülerin, reflekslerin aktığı kanal, mecra hep aynı. Bir şimdi, halka da terör, tabii şimdi terör suçlamasından sonra ama çok gülünç bir şekilde yapıldı. Mesela Osman Kavala'nın durumu, Osman Kavala hakkında, Osman Kavala'nın
beraat ettiği delil, yani beraatle sonuçlanan davasında kullanılan delillerin aynısı, aynı deliller. Bu kez bir kez daha casusluktan Osman Kavala'yı tutuklu tutmak, içeride tutmak için kullanıldı. Yani aynı delillerden bir casusluk suçlaması üretildi. Sırf neden? İşte Osman Kavala çıkamasın. Aslında çok pardon, orada farklı bir soruşturma var. Henry Barkey ile görüşme ve Henry Barkey 15 Temmuz'la ilgili darbe girişimiyle ilgili bir davada zaten adı geçtiği için yani casusluk işi oradan çıkıyor. Aslında Gezi işi finansörlük, Gezi'yi hazırlayan, organize eden ve finanse etmekle suçlanıyordu. Bu hükümete karşı bir... O olmadı. Böyle bir de soruşturma dosyası vardı. Osman Kavala'nın ilk gözaltı. Ayırmışlardı. Oradaki sorgu yapılmıştı ve zaten çünkü HTS kayıtları falan da yok. Yok. Aynı yerde sinyal vermiş iki telefonu. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Bunun üzerinde yani bırakın yabancıyla temas bile yok Kadri. Anlatabiliyor muyum? Yani merhabalar açılmış Taksim'deki Zıf Hastanesi'nde. Evet, iddia diyelim. Görüştüğü iddiası. Görüşme iddiası da şu aslında, karşılaşma bu. Karaköy lokantasında Osman Kavala ve Henry Barkey karşılaşırlar ve ayaküstü iki dakika konuşurlar. O sırada Osman Kavala bir başkası, Henry Barkey bir başkasıyla yemek yer. Evet, bir de baz istasyonu, aynı baz istasyonunda sinyal verir. Fakat şöyle bir şey var, yani dediğin doğru. Davanın değil de operasyonun başlangıcında işte kaç saat olduğunu hatırlamıyorum ama yüzlerce saat yani sanki. Evet. Çok farklı telefonlardan Henry Barkey ile konuşmuş. Vay efendim falan. Henry Barkey nedir, ne yapmış? Büyükada toplantısını düzenlemiş. Darbe girişiminden iki gün önce filan Büyükada'da değil mi? O da ayrı. O hikaye de ayrı. Büyükada hikayesi de ayrı. Her şeyi karıştırdın mı yoksa? Ya karıştırmamak mümkün değil. Öyle bir bombardıman var ki öyle bir yani bunları takip etmek gazeteci olarak bile zor. Şimdi yani. Şunları o zaman netleştirelim. Bir kere Gezi meselesi tutmadı. Dolayısıyla iddianame ortadan kalktı ama o iddianame, orada kopartılan fırtına, oradan insanların masum olması bir şey değiştirmedi. O kadar süre sanki suçluymuş gibi muamele gördü, ceza yattı. Baktı o iş olmuyor, bir başka şeye döndürüldü. Demek ki biz şunu görüyoruz. Bir biçimini iktidar bugün bu yöntemi uygularken işine geldiğinde kalkışmaya destek vermek, İşine geldiğinde casusluk yapmak, işine geldiğinde Fethullahçılarla temas etmek türü pek çok meseleyi insanlarla ilişkilendirebiliyor. Ancak burada ilginç bir durum var. AKP kadroları içerisinde pek çok kişi bu saydığımız meseleler içerisinde etkin rol almış durumda. Örnek, Kürt siyasetini şeytanlaştırılıyor. Onlarla masaya oturuldu, pek çok görüşme yapıldı. Bu Fethullahçılarla ilgili hem yayın organlarında çalıştılar, hem beraber iktidar yönettiler, hem hakim savcılık yaptılar. Dolayısıyla suçladıkları kimselerin hiçbiri onlar kadar yakın mesai yapmış değil. Bunu da şunun için söylemek istiyorum. Az önce Meveş'le en fikir olduğumuz mesele, belki Caner orada bir şey söyler. Ben iktidarın herhangi bir biçimde, herhangi bir uygulamasından dolayı bir meşruiyet aradığı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bugünlerde yapılmış olan işte bu anayasaya aykırı mıdır, değil midir türündeki tartışmalar, çarşaf çarşaf yazıların da biraz beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorum. Hakikati görüp başka bir yerden bir muhalefet yapmak gerekiyor. Tam da bu bağlamda CHP... Meşruiyet kaygısını hala en azından hani madem ki hani ekonomi politik üzerinden de gidiyoruz. Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası ittifaklar, işte finansal yapının uluslararası finansal yapıya entegre olma kapasitesi, bunların tamamı asgari de olsa bir meşruiyet kaygısını zorunlu kılıyor. Yani örneğin şu anda diyelim ki Anayasa Mahkemesi'ni kapattı, mahkemeleri kapattı, böyle bir sistemi sürdürme olanağı herhalde çok zor olacaktır. Yani onun içindir ki meclisi fiilen işlevsel hale getirmesine rağmen bir kabuk olarak meclis orada duruyor. Kastettiğim meşruiyetten kasıt da bu. Tam tersi, ben bu meşruiyet şeyinin bir muhalefet olanağı olarak hayata geçirilip bu tartışmanın açılması lazım.
Yani meşruiyet kaygısı var ama meşru değil. Şu şu gerekçelerle meşru değili tartışmasını yapmak lazım. Bu muhalefet için de bence çok verimli bir alan. Yani aksi takdirde örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hala kararlarına Türkiye görünürde de uyuyorsa, Avrupa Konseyi'nin o monitoring sistemine rağmen hala Avrupa Konseyi'nde duruyorsak bir kaygısının olduğunu gösteriyor. Kastım bu. Yoksa tabii ki pervasız. Ve bu meşruiyet de daha çok dediğim gibi Türkiye sermayesinin dünya sermayesiyle entegrasyonu çerçevesinde. Onun içindir ki işte bir derecelendirme kuruluşu not düşürdüğü zaman fevaren ediyorlar. Ya bunlar hepsi aslında bir uluslararası alanda en azından görünürde bir hukuk devleti olduğu izlenimini vermek için o yapının içerisinde duruyor. Yani burada açık faşizm tartışmasına da hani çok girmek istemiyorum yani. En azından böyle bir kaygıyı hala asgari düzeyde de olsa taşıdığını düşünüyorum ben de bunu karşılamadığını ama sen söyle ben bir soru soracağım. Seçim, şimdi seçimler için de aynı şey geçerli. Seçim yapmaktan vazgeçemez aynı nedenle, artı komik düzmece bir seçim yapmak gibi bir durumla da karşı karşıya kalmak istemez. Yani düzmece seçim işte, yani neticede hiçbir meşruiyeti olmayan, katılım oranı son derece düşük, %50'ler, 60'lar seviyesinde, insanların siyasetten tamamen uzaklaştığı ve bu manada da iktidarın devamı için gerekli meşruiyeti yenileme, güncelleme imkanında kalmadığı bir noktaya kendisini getirmek istemez. Bunu getiremeyeceğini bildiği için, çünkü bunu finanse edemez. Bunun bir maliyeti var, ekonomik maliyeti. Ve bu ekonomik maliyetinin bunun bedelini ödeyemez mevcut kaynaklarla. Yani Türkiye'de tarihsel olarak zaten bir tasarruf açığı vardır, sermaye birikimi. Artı enerji açığı vardır. Bu iki açık Türkiye'yi bugünkü mecrada çok fazla ileri noktalara kadar gitmekten alıkoyuyor. Ama yani zorlayabilirler. Ayrı mesele. Tırmanıyor tabii gitgide. Ben öyle düşünüyorum. Ama o yüzden de işte geçen programda da tartıştık. Bugün şurada tartıştığımız şeyler de aslında bunların parçaları. Sivil toplumu ve muhalefeti, sivil toplumunun için tamamen sivil toplumu her türlü etkinlikten uzak, mefruç bir hale getirmek, yok etmek. Diğer de Osman Kavala bahsinde olduğu için yani onu söylüyorum. İkincisi de muhalefeti siyaset yapamaz hale getirmek. Bastırmak, ezmek, gayrimeşru gibi göstermek. İşte bu kullanılan sözcükler, o dün akşamki programda Kemalist darbeciler ifadesi de tamamen ona dönük. Ondan sonra birkaç aydır devamlı ateşi harlanıp soğutulan bu darbecilik konusu veyahut işte böyle öküzün altında buzağı aranıyor. İşte Kaftancıoğlu'nun sözlerinin oradan büyütülüp haftalarca konu edilmesinde olduğu gibi amaç da bu. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ben İlhan Cihaner'in söylediğinin tam da AKP'nin istediği türden bir zeminde yorumlanış biçimini örneklemek istiyorum. O da şu. AKP şöyle bir iş görme biçimi getirdi. Anımsayalım. Neredeyse YÖK için Türkiye'nin en büyük, en bela kurumu dedi. YÖK kendi eline geçtiği zaman bir dokunulmazlık edindi, eleştirilemez hale geldi. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de siyasi partileri kapatma kararı da vermek dahil olmak üzere önemli bir görevi olduğunu düşünüp sürekli onu şeytanlaştırdı pek çok bağlamda. Juristokrasi dedi. Tamam, egemen olduğu zaman kullanışlı hale geldi. Aynı kurum Diyanet İşleri Başkanlığı'nı neredeyse işte Kemalist bir dini tarif eden kurum olarak ortaya koydu. Ama sonuçta kendisi Diyanet İşleri Başkanlığı'yla kendi tırnak içinde anladığı öğretiyi sunmaya çalıştı falan. Dolayısıyla meclisi de bu hale getirdi. Şimdi meşruiyet meselesi dediğimiz zaman görünürde hani batıdan bakan birisi için ya bu ülkenin şeyi var mı, mahkemeleri var mı? Var. Bu ülkenin meclisi var mı? Var. Bu ülkenin kurumları var mı? Var. Ama aslında biz biliyoruz ki meclis tüm tarihin en yetkisiz halinde. Diğer kurumlar için de böyle. Dolayısıyla bu durum bize şu soruyu sormamıza neden oluyor. Bunu aslında seninle başlayalım. Çünkü siyasi karşılığında İlhan Bey'den alırız.
Geçen hafta da konuştuk. Kadir de bu konuda görüşlerini söylerse sevinirim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta söylediği bir söze itiraz etmiştim. Bunu da yazdım. O itirazdaki anlam Kılıçdaroğlu'nun niyeti olmasa bile bence tehlikeydi. O da şuydu. Adalet görüşü. Hayır, bu sokak, bizi sokağa çekmeye çalışıyorlar meselesi. Oradaki benim itirazım şuydu, Kılıçdaroğlu o anlamda söylemiş olmak istemese bile kurumlar işlevini yerine getiremediği zaman gerçek demokrasilerde insanlar görünür olarak taleplerini dile getirirler. Dolayısıyla şiddet olmadığı müddetçe gösteri, yürüyüş her neyse meşrudur. Evet. Dolayısıyla bu kurumlara karşı hakkınızı nasıl arayacaksınız? Örnek, somut bir örnek, benim sözü bırakıyorum. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dedi ki Anadolu Ajansı için, kardeşim sen benim müşterim değilsin ki dedi. Biz o güne kadar zannediyorduk ki Anadolu Ajansı verileri, geçen hafta konuştuk, Yüksek Seçim Kurulu'na oldu. Meğer sen değilmiş. Soruyoruz her hafta, ya nereden alıyorsunuz verileri diye cevap vermiyorlar. Bana öyle gibi geliyor ki AKP Genel Merkezi'nden olabilir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na karşı böyle bir kuşku duyduğumuz anda, örneğin siyasetçi olarak diyelim ki Sayın Caner o gün bir şeye aday, başkanlığa aday, milletvekili aday, İstanbul Belediye Başkanı, hakkını nerede arayacak? Gidip kapıda oturarak arayacak. Yani bunu da şeytanlaştırmamak gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, tabii ben de düşünüyorum. Ben de bu konuyla ilgili yazdım. Gerçi muhalefette tabii şöyle de bir şey oluyor. Ya işte herkes zaten yani iktidar... rejim bu ittifak, Cumhur İttifakı ve küçük ortakları zaten saldırıyor, saldırı altında. Aman işte muhalefete şey yapmıyorum. Şimdi artık bir noktadan sonra bence bunun muhalefete de bize de hiç kimseye faydası olduğunu düşünmüyorum. Senin de dediğin gibi sokağa çıkmak bir anayasal hak. Yani bırak meşruiyeti, anayasal bir hak değil mi? Hı hı, tabii. Şimdi zaten sokaktan devamlı olarak... karşı çıkan, aman işte daha sarı yelekliler zamanı hala Gezi'den bahsediyor Erdoğan. Hakeza Bahçeli de öyle, aman işte sokaklar karışması falan. Yani sokağa çıkılınca sanki ortalık toz dumana boğulacak. Böyle bir her şey sokağa diye. Çıkan teröristmiş gibi. Her sokağa çıkan terörist, her sokağa çıkan bağırır, çağırırmış gibi. Şimdi burada ikinci bir şey daha var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmiş oluyor. Ve aslında bunu uzun zamandır da kabul etmiş vaziyette. Ne zamandan beri? Yani benim en mesela referandum dönemini hatırlayalım. Hayır, yani mühür şeyi değiştirildi. Yani ıslak imza atılmayan şeyleri saydı. Mühürsüzleri saydılar. Ya bugünkü sisteme biz nasıl geçtiğimizi bile unutuyoruz. Bunu bir konuşmayı bile unuttuk. Bu sistem meşruiyetini bile konuştuk. Hileyle oldu bu iş. Buna karşı insanların doğal olarak sokağa çıkma talebi bile engellendi. Şöyle engellendi. Tabii ki güvenlik güçleri vesaire de şey yaptı ama işler büyümesin diye Kemal Kılıçdaroğlu o zaman da çıktı, uyardı. Aslında o zaman da çok büyük tepki topladı. Sonra ne yaptı? Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra o zaman adalet yürüyüşünü başlattı. Şimdi bugün diyor ki, bugün adalet yürüyüşün koşulları da yok diyor. Yani bırakın sokakta 2-3 kişinin bir araya gelmesi, basın açıklaması yapması, hakkını kullanması. Ben tek başına ana muhalefet partisinin lideri olarak yürüyemem diyor. Şimdi bence bu izaha çok muhtaç bir şey. Demek ki öyle büyük bir tehdit altında ki, ben bunu anlıyorum. Ne bu tehdit? Bunu bilmek istiyorum. Şu soruyu da iliştireyim. Evet. Belki Cihan Erhan'a da biliyor. Şu soruyu da iliştireyim. Ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Tabii ama sorumu yani, sorayım. Belki tamam. Sorumu sorayım. O, hepsi çünkü bir araya gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet tarihinde belki de benzeri bir daha olmayacak, umarım da olmaz, bir saldırı gerçekleşti. Bize Sivas'ı anımsatan. Bu saldırıyı gerçekleştirenler yakın diye bağırıyordu. Bir adam yumruk attı. Ve sonradan öğreniyoruz ki, tabii ben meselenin detaylarını da öğrendim. Kılıçdaroğlu götürülürken de bir tuzak kurulmuş, yol değiştirilmiş. Yani yolda da bir saldırı, silahlı saldırı ihtimali varmış. Onu da öğrendik. Dolayısıyla öldürülmek istendi. Bu davadan yargılanan kimse var mı? Bir iddianamesi var mı? Gözaltında kimse var mı? Tutuklu kimse var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla biz şu soruyu o zaman soruyoruz. Türkiye'de en güvende olması gereken kişilerden biri olan Sayın Kılıçdaroğlu bile bu durumdaysa,
O vakit neyin içinde yaşıyoruz diye sorma hakkımız var. Evet. Ve demokrasi diye tarif edemediğimiz bu sistem, biraz sonra bence oraya da gir istersen Kadri. Bir şey ekleyebilir miyim? Meselesini buraya ekleyebilir. Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi sokak deyince tek akla gelen ve bence genel toplumun hafsalasında da böyle bir şey var. Yani sokağa çıkılacak, bağırılacak, çağrılacak. Yani kullanılan cümle bile böyle. Ya sokağa çıkmak, bağırmak, çağırmak anlamına gelmiyor. Siyaset yapmak. Hayır, olabilir de. Ayrıca gizli de. Bağırmak, çağırmak. Bağırmak, çağırmak da ne? Ne? Yani slogan atmaktan bahsediyoruz. Cam çerçeve indirmedin öyle. Yani gezi pratiğini de biliyoruz ve geziyi hala yargılayamıyorlar işte. Ya bununla ilgili ben bir, yani nereden geldiğimizi unutmayalım dedik ya. Aslında ilk kırılma noktası 7 Haziran oldu. Tabii. Yani Türkiye'de ilk eylemli seçim iptali, seçim sonuçlarının tanınmaması 7 Haziran'dır. Şimdi orada aslında geri adım atmakla tam da bu bahsettiğimiz politikaların nereye gideceği belliydi. Doğru. Çünkü siz geri adım attıkça o terk ettiğiniz mevzi iktidar için, iktidarın doğasında vardır. Artık onun kazanım hanesine yazılan ve artık geri alınması neredeyse imkansız bir mevziye dönüşüyor. Özellikle laiklik konusunda budur. Şimdi bu konularda sokağın kriminalize edilmesi kabul edilemez. Çünkü siyasetin alanını daraltıyorsunuz. Tam tersi, sokak dediğiniz olgu yani siyaset literatüründe anayasal haklar dışında, yani zaten yasa olarak güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüşü dışında sıradan insanların, yani profesyonel siyasetçi olmayan insanların siyasetçiler üzerinde etki yaratabileceği etkinliktir. Şimdi biz sadece yürüyüşten bahsediyoruz. O kadar gerilemişiz ki sadece anayasal güvence altında, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış zaten bir hakkı, onu savunur duruma gelmişiz. Oysa bakın Avrupa'da evsizler, örneğin işgal evleri var. Grafitti sanatı diye bir şey var. Her tarafı bağlamış, değil mi? Yani çok ileri aşamada sokak siyaseti diyebileceğimiz bir pratik var. Ama şu anda bizde basın açıklaması bile suç. Sıkıyorsa çıksın, üç kişi şu anda örneğin Taksim'de iktidar politikalarını eleştiren bir açıklama yapsın. Şimdi burada her mevziyi biz terk ettikçe, sokağı kriminalleştirdikçe bence yürüyüşün tam da zamanı. Yani Türkiye'nin üçte birinde apartheid rejimi ortaya yürürlükte eylemli olarak, yani Kürtlerin neredeyse seçme seçilme hakkı eylemli olarak ellerinden alınmış durumda. Evet. 45 belediye. CHP sürekli boğuluyor, sürekli parlamentodan dışlanma süreci içerisinde, yasal süreçlerin dışına atılıyor. Sürekli şeytanlaştırılıyor. Ne olacak? Şimdi burada 3 tane, 4 tane kavram kullanıyorlar. Provokasyon. Şimdi Türkiye'nin tarihinde hak için sokağa çıkan insanların provokasyona gelip de sağa solu dağıttıkları çok nadirdir. Ancak ne olur? Polis şiddeti yasal bir hakkı eylemli olarak ortadan kaldırmak üzere başlamıştır. İnsanlar ona dönük böyle bir şey yapar. İşte mesela bazen 8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkar. Polis herhangi bir şiddet uygulamazsa dileklerini dillendirirler, değil mi? Gösterilerini yapar, evlerine sessiz sedası döner. Ama polis şiddeti başladığı zaman tabii ki o da doğal olarak bir direnişe direnç geçer. Ne derler? Ne derler? Tuzak. Ya tuzak. Yani tuzağa düşseydik ne olurdu acaba? Rejim mi değişirdi? Rejim zaten değişmiş. Laiklik mi ortadan kalkardı? Laikliğin esamesi kalmamış. Yani artık AKP'nin majör politikalarının tuzağa düşmeyeceğiz diye, gündem değişiyor, aman karşı çıkmayalım, asıl gündem bu diye AKP zaten rejimini neredeyse artık tamamen yerleştirmiş durumda. Dolayısıyla barışçıl gösteri hakkı anayasal haktır. Anayasa der ki herkes önceden izin almaksızın barışsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir der. Bu aynı zamanda BM sözleşmesiyle, AİHM sözleşmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle de güvence altına alınmıştır. Demokrasinin A'sıdır, B'sidir. Şimdi AKP ile MHP ilk baştan beri demokrasiyi, insanların siyasi
faaliyetlerini, aktivitelerini sadece seçim günü sandığa oy atmaktan ibaret bir alana sıkıştırmak istedi. Şimdi geldiğimiz noktada onun sonucunu biraz da tanımıyor. Öyle olduk. Hayır, onun sonucunu da tanımıyor. O zaman nerede kaldı evrensel bir hak olan yurttaşların direniş hakkı, değil mi? Yani öyle bir an olur ki yurttaşlar direnir ve bu haktır, meşru bir haktır. Bu sivil itaatsizlik olabilir, hatta gerekirse daha sert direnişler de olabilir. Ve bunu üstelik de şu anda toplum içselleştirmeye başlıyor. En büyük sorunlardan birisi de o. Artık halk da böyle kodlamaya başlıyor. Siyaset bunu böyle kabul ettikçe, muhalefet bunu böyle kabul ettikçe. Nedir şimdi? Mısır'da sokağa çıkan insanlar alkışlanırken, işte Amerika'da sokağa çıkan insanlar alkışlanırken, Gezi'nin yıl dönümünde işte çok barışçıl bir gerekçeyle sokağa çıkan insanların linç edilmesi alkışlanıyor. Şimdi bunu, yani cesur davranması lazım muhalefetin, sokağa kriminalleştirmemesi lazım. Özür diliyorum, uzattım biraz. Bu çok güzel, bu çok güzel sizin açıklamalarınız. Ben Meyveş'e de size de prensip olarak katılıyorum. Ama siz zaten prensiplerden bahsediyorsunuz. Bir de realiteler var. Realitelerle prensip arasındaki çatışmayı siyaset nasıl yönetecek? Bu bir çelişki oluşturuyor. Zaten siyasette bu çelişkileri yönetme sanatı. Siyaset aynı zamanda kimi zaman da ricat etmeyi bilir. Siyaset böyle bir şey. Yani ben haddim değil size yani, ama benim gözlemci olarak benim gördüğüm, siyaset kimi zaman da geri çekilmeyi de örgütleyebilen bir yetenektir, bir kapasitedir. Ben bu açıdan da biraz bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle bugün içinden geçtiğimiz dönemde bu COVID-19 pandemisinin gerçekten de Türkiye'deki bu otoriter atmosferi, sokak tabirini kullanıyorsunuz, doğru, yani sokağa çıkmama yönünde insanları zaten şartlandırdığını ve bunu iktidarın da gayet iyi kullandığını düşünüyorum. Belki taktik icabı, yani daha iyi anlaşılır olmak için sokak yerine anayasal hakkımız olan gösteri ve toplanma, yani gösteri, yürüyüş ve toplanma hakkından bahsetmek lazım. Bu sokağı açmak lazım. Çünkü sokak deyince bu ülkenin kolektif hafızasında her şey var. 1 Mayıs 77 var. Ondan sonra başka açılardan işte Gezi var. 15-16 Haziran var. Ya da mitingler var. Yani çok çeşitli şeyler var. Ama işte onların hepsinde mağdur deyince, olan sokağa çıkarlar. Evet, sokak deyince yok. Yani şu da var mesela. Yani Muharrem İnce'nin yaptığı 3 büyük şehirde birer gün, yani 3 günde 3 büyük şehirde Türkiye'nin en kalabalık mitinglerini yapması var mesela. Veya sokak deyince adalet yürüyüşü var mesela. O son derece barışçı, soylu, çok haklı, çok meşru ve geçerli bir eylem türü olarak. Ve yani adalet yürüyüşü neden oldu? Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bardağı taşıran son damlaydı. Bu hamlenin gücünü nereden aldı iktidar? Referandumdan aldı. Referandumda ittire kaktıra gayrimeşru bir şekilde geçirdiği için yeni anayasayı, ki her galibiyetle kendince çıktığı seçimden sonra mutlaka muhalefete tokat atar. Bunu da öyle Enis Berberoğlu'yla yaptı. Ve iktidar çok güçlü olduğu bir zamanda sürpriz bir hamleyle karşılaştı ve saygı duymak zorunda kaldı. Şimdi bunlar gerçekten, hemen bitiriyorum, biraz zamanın ruhuyla alakalı. Peki, ama zamanın ruhunu oluşturmak da fırsatları iyi kullanmakla da alakalı bir şey. Siyasete bu manada şans almak lazım, ama devam edelim. Şimdi sevgili seyirciler, ben en iyi yaptığım şeyi yapayım. Ortaya birkaç soru atıp reklama gideyim ki dönüşte bunların cevabını bulacağımızı bilin. Bir tanesi, Kadri'nin söylediğine çok bereketli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Tam da tersten de okumak mümkün.
Adalet yürüyüşü mesela haklı ve meşru bir yürüyüştü. Fakat zamanlaması geç kalmış olabilir mi? Örneğin 7 Haziran'ın ardından Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ona hükümeti kurma yetkisini vermediğinde bu türden bir yürüyüş yapsaydı hani daha doğru bir zamanlama olabilir miydi gibi pek çok örnek olabilir. Bunun yanında bir şey daha iliştireceğim. Bence onu da tartışmak lazım. Siyasette ilke olmadığı zaman sorun neye çıkıyor? Mesela benim gibi çok az insanın savunduğu bir tez vardı. 31 Mart seçimlerinde 10 bin oyla da olsa, 1 oyla da olsa İstanbul kazanılmışken yeniden seçime eyvallah demek yerine hayır kardeşim biz bu seçimi kazandık demek mi daha doğruydu? Neden? Kazanılmış bir şeyi bir kere daha tartışmaya açmak da bir zamanlama sorunu mudur? Bunları hep tartışalım diye söylüyorum. Ve iki konu daha söyleyeyim sonra reklama gidelim. Bekçiler bu süreçte tam da bu hani insanlar zaten sokaktan kaçıyor. Çıkan 3-5 kişi kalırsa da onların kafasını ezelim diye mi görevlendiriliyor? Bu önemli bir soru. Ve yine bir sonraki dönemde tartışacağımız Sayın Bahçeli'nin tarif ettiği bir demokrasi ortaya çıktı. O da HDP'li milletvekilleriyle birlikte CHP'li bir milletvekilinin de görevden alınmasıyla birlikte 4 Haziran 2020 tarihi için Gazi Meclis ayıklanmıştır dedi. Gazi Meclis'in temel özelliği herkesle birlikte, herkesin kendini bulduğu bir meclis olması iken kimi kimden ayıklıyoruz? Ve burada da Mehveş'e sorduğum soruyu da yine gündeme getireceğim. Bence herkes onu da konuşmalı. Peki şimdi karşımızdaki Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinde kim kimdir? Yani Kemalist darbeciler ne taraftadır tırnak içinde söylüyorum falan. Bunlar hep bereketli konular. Çok kısa bir reklama gideceğiz. Dönüşte ben bunları unutmayacağım merak etmeyin. Unutursam da hiç denemem. Teker teker bu konuları tartışacağız. Ben hatırlatırım sana. Bir de İlhan Bey'den şu şeyin perde arkasını dinleriz belki. Gözaltına alınma süreci. O da çünkü Fethullahçı sürecin en önemli olayıydı. Yani daha laf çok. Biraz sonra birlikteyiz.